Emeklilere müjde. Taban maaş 13800 TL'ye çıkıyor. Temmuz ayı zammı ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarında 24.73 oranında artış yapıldı. Temmuz ayı zammı ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarında 24.73 oranında artış yapıldı. Bu artışın yanı sıra, en düşük emekli aile içinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Şu anda 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli aylığının artırılması hedefleniyor. Taban aylık kimleri kapsıyor? Temmuz zammı sonrasında, kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 8.018 TL'nin altında kalan emekliler, mevcut düzenlemeye göre 10.000 Türk lirası almayı sürdürecekler. Bu kapsamda, 8.018 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında kök aile olanlar ise farklı oranlarda zam alacaklar. Yeni düzenleme nasıl olacak? Eğer taban aylık artırılırsa, hazine tarafından emeklilere sağlanan destek de artacak yeni düzenleme, kök aylığına 24-73 zam yapıldıktan sonra, elde edilen tutarın 8513 TL'nin altında olması durumunda %5, üstünde olması durumunda ise %4 oranında ek ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu şekilde hesaplanan tutar, yeni taban aylığın altında kalırsa, emeklinin maaşı yeni taban aylık seviyesine tamamlanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerini alacak. Temmuz zammı ile birlikte, mevcut maaşlar üzerinden yapılan örnek hesaplamalara göre, 10.000 Türk lirası olan bir emeklinin yeni maaşı 12.473 Türk lirası olacak. 10.500 Türk lirası olan bir emeklinin yeni maaşı 13.096 Türk lirası 65 kuruş olacak. 11.000 Türk lirası olan bir emeklinin yeni maaşı 13.720 Türk lirası 30 kuruş olacak. Bu hesaplamalar Temmuz zammı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ne kadar zam alacaklarını gösteriyor. Taban aylık ne kadar olacak? Taban aylıkla ilgili olarak kulislerde çeşitli rakamlar konuşulmakta. İlk formül en düşük ödemenin 12.000 TL'ye yükseltilmesini öneriyor. Diğer bir seçenek ise ilk 6 aylık enflasyon dikkate alınarak taban aylığın 12.500 TL'ye çıkarılması. 13.000 TL'ye çıkarılması veya yıl sonu tahmini olan %38'lik enflasyon oranına dayanarak 13.800 TL'ye yükseltilmesi de gündemde. Bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına dair kesin karar henüz alınmadı ancak çalışmalar devam ediyor. Yasal düzenleme ve süreç. Taban aylık artışı için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından 17 Temmuz'da başlayacak maaş ödemelerine yetişmesi bekleniyor Müzik